Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Okullar açıldı, etraf sakinleşti. Biz hala aynı yerdeyiz. Bir yere gitmedik, hala Çeşme'deyiz. Evet, bu Belki sefer yakında... de Çeşmeli olduk. Evet, bu sefer de Çeşmeli olduk. Belki yakında yeni rotalar gelebilir. Belki yakında yeni projeler gelebilir. Bakalım. Şu an Sürpriz. sürpriz. Yani sürpriz de değil. Bekliyoruz, biz de bekliyoruz. Netleşince size de açıklayacağız. Bugün biz hep böyle ilk karavan hayatına çıktığımızda genelde yaş skalası biraz yüksekti bu. Yaş almış Aynen, yaş arkadaşlarımız oluyordu. almış karavancılar vardı genelde çevremizde. Hala da var dostlarımız tabii ki de. En genç Evet, hep bizdik yalnız. en genç hep biz oluyorduk. Çok moralimiz bozuk. Bizim o genç profilimizi bozan bir arkadaş, yani bozan arkadaşlar bulduk. Foça'dayken tanıştık aslında Evet, ama kendileriyle Foça'da tanıştık. orada bir Foça'da çok yoğunluğumuz vardı, bir şeyler vardı etti. Artık burada şimdi rahat yerdeyken sizi onlarla tanıştırmak istiyoruz. Maalesef bizden genç, karavanda yaşayan bir çifti tanıtmak Hatta bizim istiyoruz. denk geldiğimizde göre şu an Türkiye'deki en genç karavancılar. Muhtemelen. Tam zamanlı, tamamen en gençler, ona eminim. Evet, tam zamanlı yaşıyorlar onlar da. O zaman Gidelim. dur, gitmeden önce. Bu ara söylemiyorum. Fark ediyorum, o yüzden aboneler gelmiyor. Farkındayım. Bir kontrol edelim. Abone olmuş muyuz? Zili açmış mıyız? Beğenmiş Beğenmiş miyiz? miyiz? Bir bakalım. Biraz abone olalım. Sayımız şöyle biraz yükselsin. Şimdi bak kış geliyor. Yazı atlattık bak. Güzel tatil. İyisi de kötüsü de yaz git yaz gitti. Artık kış Şimdi eve geliyor. geçtim. Şimdi eve geçtiniz. Artık çok güzel videolar gelmeye başlayacak. Biz de yazı dinlenerek geçirdik ama. Farkında Evet, biz mısın? biraz yorulmuştuk, o Evet. yüzden biraz dinlendik. Bir de işleri oturtmaya çalıştık ettik falan filan. Oturdu oturmadı onlar işler hala ayakta. Hani onlar böyle şey yok. Daha Ama hala. siz abone olun ya. Evet, lütfen. Rica ediyoruz. O zaman Geçelim. şimdi geçelim mi? Geçelim. Benim canım çok sıkkın olsa da geçelim. Hadi gidelim o zaman. Aa gitmedik mi daha? Hadi gidelim. Hadi 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 hadi. Hadi. Evet Mevtuş. Geldik. Çok kıskanıyorum bunları. Biz de sizi Ne kıskanıyoruz ama. yapıyorsunuz? Aşkım çocukları bir tanıtmasa mıydık bir kere? Kendini tanısınlar. Tanıtın kendinizi. Tanıt kendini Yağmur. Dur oraya gidemez. Tanıt amcaları. En gencimiz aslında Yağmur. Evet. Yani işte 1997 Haziran ayında. Bir soğuk. Yarışmacı Yaz günü, kış günü. Yaz günü. Dünyaya geldi. Haziran ayında. Yağmur benim adım. 24 yaşındayım. Biz yakın zamanda evlendik aslında. Yani bir yıl olmadı daha. Geçen Aynen. yıl Aralık ayında Aralık'ta. evlendik. Ve gerçekten heyecanlı bir şeymiş kameraya koyuyor. Enes de kendini tanıtsın azıcık önce. Ben de 26 oldum 2 gün önce. O yüzden 25 iken karavancı olmuştum. O yüzden hala en genç olduğumu düşünüyorum. Çalışıyoruz aynı zamanda buradan. İşte müzik yapmaya devam ediyoruz. Kahve çekiyoruz falan gördünüz az önce. Öyle geçiyor, Aslında keyifli. bizim şansımız biraz pandemi oldu tabii. Biz işte evlendik, daha sonra işte yerleştik ama zaten pek böyle ev seven insanlar da değiliz biz, böyle çok mobil olmayı seviyoruz. Sonra dedik ki zaten uzaktan çalışıyoruz, sürekli evdeyiz, neden biz evde yaşıyoruz? O noktada dedik ki biz Aynen. karar verdikten 48 saat sonra bunu aldık. Evet, hızlı Sadece bir karar 48 saat oldu. sürdü. Onlar da bizim gibi çok hızlılar. Tez Evet, canlı. her konuda tez canlıyız gerçekten. Moralim bozuyor. Evet, moralimi bozuyor. Çünkü en genç karavancı bizdik, artık biz değiliz. Siz en genç otobüsçüler, biz en genç karavancı. Aynen Evet. öyle. Bu güzel, bu güzel oldu. Evet. Aynen. Öyle toparlayalım diyorum. Tam zamanlısınız bu arada. Tam Çünkü eviniz zamanlıyız. yok. Ev yok. Evet. İstanbul'daydık biz. İşler de İstanbul'da aslında. Hala Hala İstanbul'dalar. öyle. Yani işte biz 3 yıldır zaten birlikteyiz. Hani Aynen. öyle bir kısa özet verelim, tanıtmak diyeceksek şayet. Aynen. Bu dünyaya girişimiz
keyif yapmak üzere. Hayır. Camper olarak başladı falan. Aynen öyle. Bizim böyle... aslında bu gezme hikayeleri genel olarak 2 yıl önceden işte böyle bir anda pılı pırtı toplayıp yurt dışına çıkmakla başladı. İşte aynen. Gitarları, Enes kemanı, ben gitarı aldık. Bayağı çadırları gezdik. Aldık. Bastık işte sonra Avrupa'ya. Sonra işte bütün Avrupa'yı dolaşıp geldikten sonra duramadığımız için artık en sonunda karavan almak zorunda kaldık. Çünkü bir kere başladığınız zaman biliyorsunuz gerisi geliyor. Aynen, bu böyle şey bir çeşit zehir gibi. Aynen öyle. Aslında evet. Karavan onlar için şu an lüks seviyesi diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yerlerde yani... uyuduk. Ben asfaltta uyudum. Bir ara anlatırım onu. Ben... Yunanistan'da asfaltta bir gece uyudum en azından. Hayır hayır, kucağımda yatıyordum ama asfalttaydık. Kutulumu asfalt ve ben. Enes yanımda böyle film izliyor, bir şey izliyordum ki Enes sen uyumayacaksın bu gece, benim uykuya ihtiyacım var. Aynen öyle. At babası. Her yerde uyudun canım. Burger King'de uyudun. Asfalt bir uyudun, tren garında uyudun. Bir kere McDonald's'ta ağzıma milkshake'de uyumuştum da konu niye buraya gidiyor? Konu yavrum rezillikleri. Bu başka konulardı. Bu başka bir videonun konusu. Aynen. Bir insan daha nerelerde uyuyabilir? Neyse yani lüks bu bizim için. Evet. Oradan yani, geldik buraya. Konu bizim bu. Bizim için yani lüks bir de... O yüzden tam zamanlı yaşamak o kadar da sorun olmadı şimdiye tabii kadar. Tabii biz yazın başladık buna. Hani Nisan, Mayıs bakalım gibiydi. Bir de kışın görelim. Nasıl olacak? Aynen, kışı da görmek lazım kışın yani. Kışın çok eğlenceli oluyor. Evet. Kışın daha eğlenceli olacağını ben de düşünüyorum. Peki şimdi bu şekilde sırt çantasıyla Avrupa'ya çıkmışken karavanla böyle bir plan var mı? Aslında... Karavanla olursa evet, kesinlikle aslında. En güzel senaryo ama bir yurt dışı planı var gerçekten. Evet. Böyle bir hazırlık sürecindeyiz de ondan dolayı da böyle mobil olmak, bir yere bağlanmamak ve işte her yere adapte olabilmek kolayca gidebilmeyi önemli. De sağlıyor. Evet, yani az eşya. Hani bir gün eğer gideceksek yurt dışına şuradaki eşyaları sırt çantamıza doldurup gidebiliriz. O durumdayız şu noktada. Aynen öyle. Yanan araştırmalar yapıyoruz. Biraz eğitim amaçlı gitme gibi niyetlerimiz var. Birkaç hedef ülkemiz var ikimizin aynı anda gidebileceği. Evet, öğrenci olmayı seviyoruz. Çünkü evet, muhtemelen uzun süre daha öğrenci olacağız. Çünkü daha küçükler. Daha öğrenciler daha zaten. Ben daha haftaya sana mezuniyetim var. Kalk gidelim hadi ya. Emekli işi diyorlar karavan valla. Kalk gidelim gidelim ya. Yani aslında baktığın zaman böyle de oluyor işte. Nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsunuz diyorlar ama bak böyle de oluyor. Önemli olan karar vermek. Peki. Daha yeni evliyken evi bırakıp neden karavana bir anda ya da direkt karavana çıksaydın? O zaman YouTube'da çok takılmıyorduk. O zaman böyle bir şeyimiz yoktu yani standart yaşıyorduk aslında biraz sonuçta evet, yani herhalde bir... ki ona rağmen bizim nasıl oldu anlat istersen. Ya aslında biraz. Şey çok önemli oldu, hiçbir böyle masraf yapmamıştık, düğün yapmamıştık. Yağmurda sağ olsun tabii. İstemedi falan. İşte hiç eşyaya masraf yapmamıştık onlara böyle. Sen de benim gibi bedavaya getirmişsin. Aynen öyle. Şanslı köfte bunlar. Eşyaları kullanmıştık hep. Hiçbir şey para harcamadık. Hepsini zaten hani düğünden işte gelen takıları vesaireleri tutuyorduk. Şeyler verebiliriz. Minimum maliyet, maksimum kazanç falan. Yardımcı olur yani. Danışmanlık. Linki bırakıyoruz. Bu arada link demişken Instagram hesaplarını bırakıyorum. Belki evet. Yarın bir takipte kalın, YouTube'da gelebilir. Aynen. Hiç belli olmaz. Evet. Görürüz biz diye bırakırız. Orada biraz Avrupa'dan kalan bazı içerikler de var. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Aynen takip öyle. Edin. Edebilirsiniz. Edin. Edin edin. Aralık 2020'de evlendik, evi kurduk. Sonra Nisan gibi biz araba aldık aslında önce yani. Bu hiç hesapta yoktu. Mart gibi falan. Ona da bir 24 saat içinde karar verip almıştık yine benzer şekilde. Yanlış yaptık o dönem. Aldık biz arabayı, dedik ki hemen dedik güneye gidelim falan. Arabanın arkasını yatırdık. Bizim de duster var. Oraya böyle iki tane yastık attık, bir tane yorgan. Gittik Fethiye'de kışın soğuğunda elektrikli bu saç kurutma makinesini soktuk arabanın içine kampingde. Ama cam da hafif aralık. Yani kablonun girebilmesi için. Hem üşüyoruz hem ısınmaya çalışıyoruz falan Mart soğuğunda. Saç kurutma makinesiyle ısındık bir gece. Evet, bir 4 gece. Geri kalanında öyle kullanmadık. Isınmadık. Evet, bir gece ısındık sadece. Aynen. Arabayı karavan gibi kullanmaya çalıştık. Sonra dedik ki... Sonra gitti. Dedik ki bunun bir de mutfağı falan olsa uff falan. Arabayla biraz saçma oluyor. Evet, arabayla zor oluyor. Bir de insanlar bakıyor falan kampingde bunlar neyi falan diye.
Sonrasında işte karavana karar verdik. Aldık. Eşya sürecimiz şöyle oldu aslında. Yani biz zaten hiçbir şeye çok para harcamadığımız için Enes'in ailesinin evindeki eşyaları o eve geri bıraktık. Bizim kendi ufak tefek fazlalıklarımızı koliledik. Hepsi orada duruyor. Alabildiğimizi buraya aldık. Alabildiğimiz ufak tefek şeyler burada. Yani kış başlarsa kışlıkları almaya aynen gideceğiz gibi bir durum var yani şu anda. Aynen. Dolayısıyla bizim için çok kolay oldu o sürece adapte olmak. Hemen adapte olduk yani. Fiyat da verelim. Ben yazdım zaten kapağı. Ya, geç kaldım vermek. Geç kaldım. Bu kayvanı yalnızca ve yalnızca. Sadece 99. 119 TL'ye aldık biz. 118.750. TL. 120. 119 aldık biz bunu. Öyle aldığımız gibi de kullanıyoruz. Hiçbir şeyini daha değiştirmedik. Evet, ufak tefek işte artık tabii paraları biriktirdik demiştim ama böyle alımlar yaptıktan sonra kalmadı. Kalmadı. Şimdi, bir de yurt dışı planları var. Aynen. Sıktık böyle kesinlikle. Buldukça böyle bir şeylerini düzeltmeye çalışıyoruz aynen ama ya da kendimize göre getiriyoruz. Çünkü biz içini kendimiz yapmadık şimdi. Kendi yapanlar biraz o konuda kendi zevklerine göre döşedikleri için. Aynen. Biz acele ettiğimiz için. Biz biraz aceleciyiz ama yine de çok mutluyuz. Ne diyeyim? Yani ya şey işin şakası biz aşırı mutlu oluyoruz. Hani böyle genç yaşta karavanda yaşamaya karar veren. Söyleyene bak 29 yaşında kendine. Ya ama arada gene de ne olursa olsun 5 yaş bir fark var. Yani biz onların yaşındayken ha. Ne oluyor ya? Ne olmuş oluyor? Kaç yaş büyüğüm ben şimdi? 5 falan. 5. Benden işte 3 desek. Hani böyle bizim gibi genç karavancılar olduğu için biz mutlu oluyoruz. Ya illa herkes betonda yaşayacak, herkes binalarda yaşayacak diye bir şey yok. Yani o yüzden onlar da bu güzel hayatı seçmişler. İyi ki seçmişler, biz onları tanımışız. O zaman ufak bir karavanlarını göstersinler istersen. Göstersinler. İnsanlar merak ediyor şimdi, şimdi görmeden olmaz. Kendi kendine tanıt kanalı bakalım. Evet. Evimiz böyle. Yatağımız var. Anlatmaya gerek yok. Yatak. Yatak. Bak mutfak. Burada bir mutfağımız var. İkili ocak, lavabosu. Üste depolama alanı, ön taraf bölünüyor. Ya bunu mesela işte atıyorum biraz daha süslemek istiyorsan kaplamasını değiştiririz. Aynen öyle. Hatta sırf ahşap bıraksan çok daha güzel olur. Çok daha güzel olur yani. Kesinlikle. İşte bir iki kapakların da ters açılan yerleri var. Yani mesela şöyle göstereceğim onu, çok içindekini göster. Bu kapak böyle yukarıya doğru açılıyor. Yani şuraya yatıyordunuz siz değil mi şey almak için? Evet. Orada invertörümüz var. Onunla ilgilenirken. Aynen. Tabii tabii. Böylece burada göbek ikili, burada ikili bir koltuklu gibi bir şey var. Hem koltuğumuz var, hem yatağımız var. Burası var. Böyle genişleyebiliyor. Benim evet, olduğum yerde yatağın içinde kalıyor bir şey. Kocaman bir yatak oluyor aslında. Yatak oluyor. Banyo arkada. Banyo ve tuvaletimiz var ve dolabımız var. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yani normal 17'ye göre araç hem çok ferah. Bayağı geniş. Hem de hiç geniş olmuş. Tasarım olarak çok güzel olmuş. Evet. Hiç sıkmıyor içeride. Yani çok şeyini konuşmuyorum. Var. Malzeme kalitesi vesaire hı-hı konuşmuyorum ama tasarım olarak çok mantıklı bir tasarım. Evet, evet. Yani üstlere dolapları yığmadığı için üstten evet, de geniş dolaplar gösteriyor. Dolaplar yok ya yukarıda, ondan çok şey böyle ferah yani. Ama olsaydı iyi olurdu değil mi dolap? Dolap alanını ayırt edemezdik aslında. Ama gardırop yapmış arkaya. Olmaz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Benim tasarım hoşuma gitti. Hadi bakalım. Hayır ben de şimdi şey karavan şey gözüküyor. Satam sana diyor. Ben satam size. Ne böyle? Belki sana dekorasyonu kendin yapmadığı renkleri evet seçmediğin için gözüne öyle olabilir geliyor olabilir. Bunu istediğin renklerde hayal edince ya tabii bunu ufak bir konuşuyor ama bu karavan manyak bir şey olur ben sana söyleyeyim. Olabilir. Belki ufak tefek dokunuruz ilerleyen. Evet. Yani şunları da işte mesela spot olsaymış tavanda aynen vesaire biraz aynen daha öyle şık biraz daha şık mesela mavili değil de şu deriler değil de farklı bir kaplama vesaire deri ya da mi? Sen bu karavanı komple beyaza boya efsane evet bir şey çıkar. Evet. Yani şu dönme işçiliği falan çok iyi bu arada bilginiz evet olsun. Evet, evet, onu Mefsuş'ta çok beğendim. Evet, evet dönme işi. Ya ince kavak kullanmış, ucuz olsun diye muhtemelen. Hı-hı. Ama kavisi çok güzel vermiş. Benim bu tasarım çok hoşuma gitti bu arada Mefsuş. Evet, benim de hoşuma gitti aslında. Çok ferah, çok rahat bir şekilde yaşanır böyle bir karavanda. Doğru karavan lan ya, boş ver, boş ver. Öyle ya daha iyi olur, daha vallahi güzel karavanınız. Bir iki ufak dokunuşu dışında bir şey yok. Evet. Bilginiz olsun, çok güzel karavanınız vallahi. Güle güle kullanın. Teşekkür ederiz. O zaman? O zaman buyurun. Size kahve yapalım. Vallahi fitle kahvesi içeriz. Hadi kutularını yapalım. Gel arkalarından konuşalım. Onlar kahve yapıyor. Çok tatlı değil mi? Evet. Çok tatlı. Maşallah vallahi. İnşallah uzun güzel karavan hayatları olsun. Evet. Hayatları güzellikleri çıkartsın. Yolları güzellikleri çıksın. Bu arada biz çekerken çok güldük.
bir kamera arkası bırakıyoruz. Evet. Yıkılıyor. Kamera arkası geliyor. O arada siz de abone olun. Kamera arkasını izleyin. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Hadi kız. Oyalama potu kız. Kendi tanıtsaydınız iyiydi. Neyse bunu öyle şey yapıyoruz. Sohbeti ayrı çekerdik değil ki. Bu gece benim uykuya ihtiyacım var. Arkadan onun sesi gelecek şimdi. Aynen. Atma olası. Neresi? Yağmurun atı. Aynen öyle. Bu arada benim gibi. Esat. Mahtar montaj diye bir şey var. Aynen. Ne nefsi kamera arkası olacak? Videom tamam kamera arkası olacak. şey. Ne? Bilmiyorum. Buyurunuz. Sana çok güzel.